Acizsin Hasan Avcı. Acizsin Fikrettin Kocaman. Acizsin Altı Eylül Belediyesi. Ya Fikrettin Kocaman sen insanlarla dalga mı geçiyorsun? Postanın vicdanı rahat sayın Fikrettin Kocaman. Yüreğin varsa Fikrettin Kocaman'a ha? hadi bir yaptırımda bulun bakalım. Başına neler geliyor. Ya bu adama bir cevap bile vermeden Hasan Avcı ne yapıyor biliyor musun? Bir cevap bile vermeden engel atıyor. Sizin yaptığınız bu vicdansızlıktır ya. Sen küçücük torununu niye alet ediyorsun bu işlere? Torununa bakmaktan da mı acizsin sen? Diyor. Ortada cevabı verilmemiş o kadar çok soru var ki. Ben Hasan Avcı'ya cidden üzülüyorum. Milletvekili mi olmak istiyorum? Belediye bak Ne olmak istiyorum bilmiyorum da bu ekiple gideceğin yer belli. Merhaba değerli Balıkesir Posta takipçileri. Bir analiz programıyla da karşınızdayız. Analizimizin konusu 6 Eylül Belediyesi. Hemen e, konuyu özetlemek adına seçtiğim başlıkları söylüyorum. Acizsin Hasan Avcı. Acizsin Fikrettin Kocaman, acizsin 6 Eylül Belediyesi. Şimdi bu arkadaşların neden aciz olduklarını size anlatacağım. Zaten analiz programının sonlarına doğru benim ne söylemek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Dün biz bir manşet attık. Arkadaşlar ekrana getirecektir o manşeti. Bundan tam 2 yıl önce biz 6 Eylül Akraba Belediyesi'ne döndü diye bir manşet attık. 6 Eylül'de başkan yardımcılarının, kızlarının, çocuklarının, eşlerinin, akrabalarının işe alındığını, belediyenin bu tip bir yapılanma ile için doldurulduğundan bahsettiğimiz bir haber gündeme getirdik. Hemen akabinde e, Hasan Avcı bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Orada Fikrettin Kocamanı, diğer başkan yardımcıları da yanına aldı. E, aklınca bir kendince bir savunma yaptı bununla alakalı. Dedi ki biz dedi e, bu bahsetmiş olduğunuz haberdeki insanları, işte eş dost akrabaları ben işe almadım. Eski belediye başkanı Zekai Kafaoğlu işe aldı. Benim aldığımı ispatlayın. Ben dedi iş haklarına son vereceğim. Böyle bir cümle açıp arşivden izleyebilirsiniz. Tabii biz bir yıl bekledik, bakalım hani sözleşmeler bittikten sonra mevcut belediye başkanı Hasan Avcı yenilecek mi, devam edecek mi ya da e, işten çıkaracak mı diye. Ama pandemi e, girdi geçen sene, pandemi olayından dolayı işten çıkarma e, durumu söz konusu değildi. Bunu es geçtik. Ama bu sene öyle bir durum söz konusu değil. Şimdi e, yaklaşıyor süreç, sözleşmelerin yenilenme tarihleri. Hasan Avcı'ya bir çağrıda bulunduk. Bakalım Sözleşmeleri yenileyecek mi yoksa kulağın üstüne yatacak. Mevcut düzeni devam mı ettirecek? Biz hatta manşetimizde dedik ki sende var mı o yürekti? diye. Yani yüreğin yetiyorsa çıkar işten sözleşmelerini yenileme görelim. Bizce tükürdüğünü yalayacak ama haberimizde de bahsettiğimiz gibi eğer çıkartırsa verdiği sözü o basın toplantısında iddialı cümlelerle verdiği sözü tutarsa buradan da manşetlerden helal olsun Hasan Avcı diye yazacağız. Şimdi e, konunun başına döneyim. Niye e, acizsin 6 Eylül Belediyesi Hasan Avcı ve Fikrettin Kocaman dedim. Şimdi biz dün bu haberi yaptıktan sonra bizim e, WhatsApp e, hesabımıza Fikrettin Kocaman bir video gönderdi. Videoda belediyede çalışan kızının kızı yani torunu Fikrettin Kocaman'ın torunu İzmir'de bir hastanede tedavi görüyor. Tedavi gördüğü sırada çekilmiş videosunu attı bize. Şimdi videonun altına da hiçbir şey yazmadı. Yani şunu yazmış başka da bir konuşması yok. Diyor ki size bu gönderdiğim fotoğraf yani video benim şu anda İzmir Ege Üniversitesi'nde tedavi görmekte olan belediyede taşeron olarak çalışan kızımın evladı. Sizi önce vicdanınıza sonra da Allah'a havale ediyorum hakkınızı helal edin demiş. Şimdi bizim hakkımız helal olsun, sıkıntı yok. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bizi haksızlık yaptığımız için vicdanımız baş başa bırakıyor ve Allah'a havale ediyor. Yani diyor ki bak benim taşeron belediyede çalışan kızımın belediyede çalışan kızımın kabul ediyor kendisi belediyede çalıştığını. E, onun kızı şu an diyor İzmir Ege Üniversitesi'nde tedavi görüyor. Yani burada ne anlatmaya çalışıyor? Bizi vicdanımızla baş başa bırakıp Allah'a havale ediyormuş. Şimdi öncelikle hastanede tedavi gören kızımıza Allah'tan şifalar diliyoruz. Onun konuyla şeyle hiçbir alakası yok. Rabbim bir an önce sağlığına sıhhatine kavuşturur inşallah. E, bizim de bu konuda elimizden gelen ne varsa biz dualarımızla her türlü yanındayız. Şimdi onu ayırıyor kenara. Şimdi Fikrettin Kocaman torununun hastanede çekilmiş videosuyla kızının belediyede çalışmasını mantıklı bir yere otutturmaya çalışıyor. Bizim acizsin diye girişimizin altında bu yatıyor. Bu acizliktir. Yani benim kızım belediyede çalışıyor ama işte torunum hasta olduğu için ya Fikrettin Kocaman sen insanlarla dalga mı geçiyorsun? Sen insanlarla dalga mı geçiyorsun? Yanında 3-5 tane o hani zeka seviyesi düşük insanları anlattığın gibi insanlar mı zannediyorsun bizi ya da vatandaşları? Senin kızının belediyede çalışması, senin bir yakının belediye çalışmasıyla hastanede tedavi gören torunun ne alakası var? 6 Eylül'de yüzlerce hasta yakını, kızı, çocuğu, babası, anası, dedesi, hasta olan bir sürü insan var. Onları işe alın o zaman. Senin bu söylediğin, yaptığın iş oraya çıkıyor. Yani ben bir önceki videolarda şunu söylüyordum ya demagoji yapıyorsunuz diye. Acizlik yapıyorsunuz diye işte kanıtlıyorsunuz. Bu aciziyetin göstergesidir. Ya benim kızım belediyede çalışıyor ama işte torunum hasta olduğu için. Ha yani kızın belediyede çalışmasa sen torununa bakamayacaksın. Ya gelirlerinizin ne olduğu, belediye belediye yönetimine girdikten sonra neler neler nasıl gelirler elde ettiğinizi, nasıl bir mal varlığı sahibi olduğunuzu herkes biliyor. Yani bu insan aklıyla dalga geçmektir. E dediğim gibi yanınızdaki zeka seviyesi düşük insanlarla karıştırmayın bizi. Sokaktaki vatandaşı karıştırmayın. Allah'a vali ediyor bizi. Vicdanımızda baş benim vicdanım rahat. Postanın vicdanı rahat Sayın Fikrettin Kocaman. Asıl ben senin vicdanına sesleniyorum burada. Sen akrabanı, kızını, çoluğunu, çocuğunu bir şekilde belediyede çalıştırıyorsun. Savunmaya bak. Hastanedeki çekilmiş fotoğrafını, videosunu. Allah bilir bir de o videoyu istemişsindir özellikle. Alın biz bunu gönderelim de kendimizi savunalım. Bu mu savunma? Bu acziyetten başka bir şey değildir. Hasan Avcı'ya niye acizsin diyorum. İşte böyle bir insanla çalışıyor, söz geçiremiyor. Fikrettin Kocaman'a hiçbir şey yapamaz. Hasan Avcı'nın Fikrettin Kocaman üstünde zerre bir tasarrufu olamaz. Hani manşet attık ya biz dedik yüreğim varsa işten çıkar diye. Yüreğim varsa Fikrettin Kocaman'a Hadi bir yaptırımda bulun bakalım. Başına neler geliyor. Senin acizliğin de buradan geliyor. Ve Total 6 Eylül Belediyesi'ni diğer etkisiz başkan yardımcılarını saymıyorum. Onlar da kendi meslektaşlarını getirmekle uğraşıyorlar. Acizsin 6 Eylül Belediyesi derken de bunu kastediyorum. Acizsiniz. Savunamıyorsunuz kendinizi. Savunacak bir taraf yok çünkü. Soruyoruz Para nerede? Cevap yok. İşte soruyoruz akrabalarınız almışsınız. Cevap yok. Soruyoruz ihaleler ne oldu? Cevap yok. Acizsiniz. Aciz. Hasan Avcı'nın aziyeti de bu şekilde aciz insanlarla çalıştığı için kendisini aciz durumuna düşürüyor. Dün bizim haberimizden sonra sizden gelenlere bir sürü ekran görüntüsü geliyor. WhatsApp yazışmaları. Arkadaşlar yazmış Sayın Başkanım. Direkt Hasan Avcı'ya yazmışlar. İsterse o yazışmaları da gösterim Hasan Avcı'ya. E demiş ki arkadaş Sayın Hasan Avcı ben sözleşmeli alınacaksa belediyeye ben adam gibi adamım. Bu işe talibim. Var olan çalışanlardan da daha fazlasını yaparım. E, Anlamın teriyle işimin hakkını veririm diyor. Ya bu adama bir cevap bile vermeden Hasan Avcı ne yapıyor biliyor musun? Bir cevap bile vermeden engel atıyor. Engelliyor hesabı. Ya bu kadar aciz misin sen Hasan Avcı? Bari adama de ki ya yok öyle bir şey de. Yalan atıyorlar de. Ne bileyim ya işte sözleşmeli biz almayacağız de. E, işte gülüm sen bakma onların söylediğine biz işte bir şey olduğu zaman ilk önce sizi değerlendiririz falan de. Engel basmak nedir ya? Ya siz hesap veremiyorsunuz, konuşamıyorsunuz bir şey açıklayamıyorsunuz. Demagoji yapıyorsunuz. Dem ya kanıtlıyorsunuz kendiniz. Hani çıkıp böyle sağda solda basın toplantısı yapıp e, böyle saçma saçma konuşmalarla bık, bık 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 yapmanıza gerek yok. Net sorular soruyoruz abi cevap alamıyoruz. O ona engel atıyor. Ötekisi torununun e, hastanedeki videosunu gösteriyor. Ya yazık yazık. Ya ben üzülüyorum. Cidden üzülüyorum yani. Koskoca 6 Eylül ilçesi böyle bir yönetimle yönetilmek zorunda kalıyor şu an. Bir de kalkıp bizi işte Allah'a havale ediyorum vicdanınızla baş başa bırakın. Bizim vicdanımız temiz, vicdanımız rahat. Sokaktaki vatandaşın da vicdanı rahat. Sen kendi vicdanını rahatlatmak için kullandığın argümana bak. Yazık ya. Ya sen torununu niye karıştırıyorsun bu işe? Hastanede tedavisini görüyor. Allah şifasını versin. Geçmiş olsun. Sen torununu niye kullanıyorsun ya? Sen bu kadar ya çıkıp kardeşim ben kızımı aldım. Belediye başkan yardımcısı benim. Yetki bende kardeşim. Aldım kızımı. Akrabamı da alırım. Çoluğumu çocuğumu da alırım. Sana ne de çık delikanlılık yap. Ne acıtasyon yapıyorsun torununun bana şeyini videosunu gönderiyorsun. Neymiş torunun benim hasta sizi vicdanınıza bırak. Ya insanın cidden bak yani kelimeleri çok böyle seçerek konuşmaya çalışıyorum. İzleyenlerden de özür diliyorum. Biraz agresif gibi görünebilirim. Ama cidden yani hani yani vicdan sorgulaması yapıldığı için Posta Gazetesi'nin vicdanını sorguladıkları için sinir katsayımız o yüzden yüksek. Ya bizim vicdanımız rahat. Sizin yaptığınız bu vicdansızlıktır ya. Sen küçücük torununu niye alet ediyorsun bu işlere? Bakamayacak mısın? Torunun tedavisi kızın çalışmazsa belediyede torununa bakamayacak mısın sen Fikrettin Kocaman? Torununa bakmaktan da mı acizsin sen? senin söylediğin laf buraya çıkıyor. Ha cidden yazık diyorum. Başka hiçbir şey söylemiyorum. İnsanlar da hani yapmayacaktım bu haberi ama e, en sondaki cümleye takıldım ben. Bu e, WhatsApp mesajı geldikten sonra ha, tamam göndermiş bir şey diyeceğim. Ama en sonda kendi hani, size Allah'a ve ediyorum vicdanınıza baş başa bırakıyorum cümlesi var ya oraya takıldım ben. Yani arkadaşım vicdanı rahat lafta o mesajı bize gönderdi. Kendini akladı. Sayın Hasan Avcı tekrar dönüp soruyorum. Manşetteki aynı şekilde soruyorum. Sen de bu geçmişte geçmişte aldığın yani işte bulunan Zekai Kafaoğlu'nun aldığı Fikrettin Kocaman'ın kızı, diğer başkan yardımcıların akrabaları, eşleri, dostlarını işten çıkartacak, sözleşmelerini yenilemeyecek, taşeronsa taşerondan çıkartacak cesaret, yürek var mı yok mu? 1 Ocak itibariyle yani yeni yıl itibariyle göreceğiz o yürek var mı sende yok mu? Fikrettin Kocaman'ın yapmış olduğu bu acziyet göstergesinden haberin var mı yok mu onu da bilmiyorum. Ki ben bir kardeşin olarak bunun hesabını Fikret'in Kocaman'a sormanı isterim. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Yani 6 Eylül Belediyesi ile alakalı artık ne söyleyeceğimi de şaşırmış vaziyetteyim. Yani o kadar farklı bir yere çektiler ki konuyu. Yani aciziyet içerisinde demagoji yapıyorlar. Yalan yanlış konuşmalar falan. Abi çıkın dışarıda insanlara hesap verin. Yani insanlar sizden bu sorulara cevap bekliyor. Ortada cevabı verilmemiş o kadar çok soru var ki. Ben haberde de yazdım. Hasan Avcı'yı ya üzülüyorum. Ben Hasan Avcı'ya cidden üzülüyorum. Hasan Avcı'nın iyi bir insan olduğunu düşünüyorum ve gerçekten üzülüyorum. Yani bu başkan yardımcılarıyla, bu yanlarına aldıkları insanlarla, işte bu Fikrettin Kocaman gibi insan, ya bunlar Hasan Av ya ben gerçekten üzülüyorum yani. Ama yapacak bir şey yok. Herkes ekibini kendi seçer. Biz zamanında geçmiş belediye başkanlarına da aynı şeyi söylüyorduk. Ya işte etrafında farklı farklı insanlar var, onu yanlış yönlendir. Ekibini kendin seçersin arkadaşım. Sen eğer bu ekiple devam etmek istiyorsan, Hasan Avcı. Senin gideceğin yer belli. Belli yani. Hani milletvekili mi olmak istiyorum? Belediye var. Ne olmak istiyorum bilmiyorum da bu ekiple gideceğin yer belli. Benim size tavsiyem, posta olarak size tavsiyemiz bir silkelenin. Bir kendinize gelin. Ya bu engellediğiniz insanlardan Ters çevirdiğiniz insanlardan, böyle ötekileştirdiğiniz insanlardan gün gelip oy isteyeceksiniz. O zaman anlayacaksınız olayın ne olduğunu. Yani artık o ben ceketimizi koysak kazanırız. Ya nasıl olsa reis bizim arkamızda. Onun sayesinde o devirler geçti. O zaman geçti. Sokakta millet zaten bas bas bağırıyor görüyorsunuz. Yandım anam diyor insanlar. İşin o tarafına girmiyorum şimdi. O devirler geçti. İnsanlardan o isteyeceksiniz. Gidin Gündoğan Mahallesi'ne, Sütlüce'ye, Gazi Osman Paşa'ya, Gümüş Fikrettin kocaman. Hani orada bir sürü bak e, oğlu, kızı. Dayısı, teyzesi, anası, babası hasta insanlar var. Kızını çıkar işten, onları al. Madem vicdan sorgulaması yapıyorsan, vicdanın daha rahat olur o zaman. Söyleyeceklerim bundan ibaret. Bütün Balıkesire saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bir sonraki annes programında görüşmek üzere. Tüm Balıkesire selamlar, saygılar.